Mahmut Hoca! Hoş geldiniz! Estağfurullah, hoş bulduk! Nasılsınız? Teşekkür ederim Hafize, sen nasılsın? Çok iyiyim, sizi gördüm daha iyi oldum. 10 dakika evvel gelseydiniz, açılış merasimine yetişirdiniz. Şimdi herkes derste. Neyse, ben sizin kahvenizi yapayım. Teşekkür ederim. Tatil size pek yaramış. Eşyalarınızı yerleştirdim. Ama biz sizi dün bekliyorduk. Buyurun. Olmadı. Ancak bugün gelebildim. Hafize, Kemal'in resmini arıyor burada. Öyle. Sizin haberiniz yok. Kemal Hoca sizleri ömür. Ya. Allah rahmet eylesin. Bu soba ne oluyor? Kalorifer bozuk. Her yere soba kurdurdu müdür bey. Ya. Bu gürültü ne? Ne bileyim ben, bir sürü yeni talebe geldi okula. Anlaşılan hababam sınıfını aratmayacaklar. Öyle. Ooo Mahmut Hoca! İndirin ulan beni aşağı hergeleler! Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür çok iyiyim, siz nasılsınız? Hamdolsun, hamdolsun, bak! Seninkilere bak! Sizler ne arıyorsunuz burada? Eski okulunuzu ziyarete mi geldiniz? Duyduğuma göre bu sene üniversite imtihanları hayli zormuş. Nereleri kazandınız bakalım? Yoksa... Kazanamadınız mı? Hiçbiriniz mi? Ya. Peki bu sınıfın öğrencileri nerede? Bir yere mi kilitlediniz zavallıları? Bu sınıfın öğrencileri biziz hocam. Sizler mezun olmadınız mı? O hastaneye getirdiğiniz diplomalar neydi? Size hastaneye getirilecek en güzel hediyenin diploma olduğunu düşündük. Sınıfa geçmek için çok çalıştık ama imtihanları başaramadık. Elimiz boş gelmektense sahte birer diploma hazırladık. Anlaşıldı. Desenize hababam sınıfı sınıfta kaldı. Vay efendim vay, kimi görüyorum, hoş gelmişsin Mahmut bey. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun Mahmut bey, geçmiş olsun. Hoş geldin, hoş geldin Mirim, özledik canım. Hoş bulduk Rıza bey. Mahmut hoca, sizi tanıştırayım, yeni kimya hocamız. Tanışıyoruz efendim, tanışıyoruz. Esasen Erzurum Lisesi'nde beraberdik hocamla. Nasılsınız Mahmut bey? Sağ olun efendim, şişmanlamışsınız biraz görmeyeli. Siz de gençleşmişsiniz hocam maşallah. Tatil yaradı galiba. Ha babamı gördünüz mü? Gördüm. Ha, ne diyor? Görmüş, görmüş. Ha. Ne numaracı keratalar, beni de alet ettiler. Ya. ne demişler, adı üstünde ha babam sınıfı. Bizi görünce nasıl da şaşırdı Mahmut Hoca. Sınıfta kaldığımızı duyunca suratını gördün mü? Ulan işte bozulmadı sahte diploma numarasına be. Çok iyi adam vallahi. Ne diyorsunuz oğlum, Mahmut Hoca artık bizden. Bu sene rahat rahat dalgamızı da geçeriz, kaçarız da. Sigaraları da tüttürürüz değil mi? Mahmut Hoca. Arkadaşlar, sağlıklı bir nesil ancak beden eğitimiyle yetişir. Anlaşıldı mı? Şunu aklınızdan çıkarmayın.
Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Bundan böyle, yaz kış demeden, yağmurda, çamurda, karda, bütün derslerimizi dışarıda yapacağız. Anlaşıldı mı? İşimiz var bu herifle. Nereden çıktı bu ya? Tam idealimdeki hoca. Şimdi fizik kondisyonunuzu bir görelim. Neyimizi görmek istiyor? Kondisyon. O ineklerde bulunmaz, onun için sen rahatsın. Ne gülüyorsunuz? Sporcu gülmez. Hep birlikte. Sağdan! Ne yapıyorsunuz? Sağ dedim. Sağ! Sağ! Hizaya gel, başla. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Siz koşmuyor, sürünüyorsunuz! Çünkü çelik gibi bir vücudunuz yok! Sen Şişko gel buraya! Ben mi hocam? Evet sen! Yorulmuşsun çocuğum! Yorulursun tabii! Ne bu? Mide hocam! Mide değil, işkembe! Ama ben hepsini eriteceğim! Tığ gibi olacaksınız! Sen gel! Bana mı diyor? Sen! İşte aslında atletik olan... Fakat kendini salıver... Nerede o? Çek karnını! Omuzlar dik! Çene yukarıda! Göğsünü şişir! Gözler ileride! Bakın maşallah aslan gibi! Aslan gibi bir inek! Geç yerine! Şimdi benim her yaptığımı tekrarlayacaksınız! Ne yaparsam aynısını yapacaksınız! Anlaşıldı mı? Ya böyle giderse beden eğitiminde can vereceğiz ha. Bu işe bir çare bulmak lazım. Son defa söylüyorum. Benim yaptıklarımı aynen yapacaksınız. Başla. 1 2 3 4 1 2 3 4 Bir türlü susturamıyorum ben. Yavaş olun, yetişemiyorum size. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şuraya bak, bizimki garip hareketler yapıyor. Yanağına sinek konmuş, onu kovalıyor. Hoca bize ben ne yaparsam aynını yapın demedi mi? Evet. Hadi o zaman aynını yapalım. Hadi çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Benim her yaptığımı yapmayın! Benim her yaptığımı yapmayın! Gelene bakın! Gelene bakın! Kusura bakmayın, bu yıl müdür muavinliği görevini kabul etmeyeceğim. Geçmişi unutalım Mahmut Bey. O tatsız sürtüşme oldu bitti. Hem bu okulda sizden başka kim müdür muavinliği yapabilir? O zaman bir şartım var. Çocukların hayatlarıyla ilgili kararları tek başıma veremem. Bir disiplin kurulu isterim. Kolay efendim, kolay. Düşünürüz. Müdür bey, bir kız çocuğu geldi, sizi görmek istiyor. Gelsin. Gel. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle. Bakın tanıştırayım, müdür muavinimiz Mahmut Bey. Memnun oldum. Yeni edebiyat öğretmenimiz Semra Hanım. Yeni edebiyat öğretmeni mi? Evet. Bu kız çocuğu hocamın. Hafize. Hoş geldiniz aramıza. Pek de gençmiş. İlk öğretmenliğiniz mi kızım? Evet efendim. İyi, ne yapalım? Hayırlısı olsun. Mahmut Hoca! Ne yapıyorsunuz gene? Bilek güreşi yapıyoruz hocam! Görüyorum! Yendim! Kazık kadar herifler, utanmıyor musunuz? Oturun yerlerinize! Müdür bey emretti hocam! Müdür bey size bilek güreşi mi yapın dedi!
Hayır, mümessil seçin dedi. Biz mümessili böyle seçeriz de hocam. Anlaşıldı. Bu sene öğretmenlerinizden bir kısmı değişmiş. Bunlardan biri de yeni edebiyat öğretmenimiz. Sizlerle onun hakkında konuşmak istiyorum. Kendisi... gel kızım. Kim lan bu? Nadatif bu. Gel. Çocuklar, yeni edebiyat öğretmeniniz. Günaydın. Allah! Allah Allah! Kesin! Susun! Çocuklar, yeni edebiyat öğretmeniniz Semra Hanım. Kendisi üniversiteyi bu yıl bitirmiş. İlk defa da okulumuzda görev alıyor. Diğer hocalarınıza yaptığınız bir takım şakaları... ...genç meslektaşıma yapmayacağınızdan eminim. Ama gene de bir kere ikaz etmek istedim. Tamam mı? Anlaştık mı? Başarılar dilerim kızım. Teşekkür ederim. Evet. Evet hocam. Hocam, çok heyecanlısınız galiba. Biraz. Nasıl olmasın be? İlk dersi. Hocam maşallah, çok gençsiniz. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? Ulan inek, kadınlara yaşı sorulur mu hiç? Evet, sorulmaz. Affedersiniz. Hocam evli misiniz? Hayır. Bekarım. Ben de. Hocam Konya'da bulundunuz mu hiç? Bulunmadım. Peki göbek adınız da Süheyla değil mi? Hayır. Allah Allah, imkanı yok. Neden şaşırdınız? Çok benziyorsunuz da. Kimi? İlk aşkıma. Ciddi olalım arkadaşlar. Ciddi olalım diyor kendileri. Evet. 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 Anladık. Evet. Hocam bu ilk derslerde adettir. Öğretmenle öğrenciler tanışırlar. Bendeniz Güdük. Güdük Necmi hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bendeniz de Ferit. Damat Ferit. Dur bak. Ben de Şaban. Ne oluyor? Bir şey değil canım. Bu eşyalı eşekler bana şey demek istiyorlar da... Ne demek istiyorlar? İnek. Estağfurullah. Rica ederim. Ben alıştım, siz de alışırsınız. Ulan okulun ilk günü verdikleri yemeğe bak be. Kurtlu mercimekle çiğ makarna. Şu pinti müdür anlaşılan bize geçen seneyi mumla aratacak. Hafize Hanım, hocaların ne işi var burada? Siz karışmayın her şeyi, müdür bey emretti. Bu yıl böyle hep beraber yenecekmiş yemekler. Müsaadenizle. Tarkan'a bak Şaban. Ne yapıyor beden eğitimi hocası öyle? Ne yapacak, Semra hocaya poz atıyor. Kalle Şerif, zaten tipini hiç beğenmemiştir. Semra Hanım, sigara alır mısınız? Teşekkür ederim, kullanma. Bravo Semra Hanım, ben de kullanmam. Bakın Semra kızım, bu haylazlar çok kopya çekerler. Sen yenisin, istersen sana yardım ederim. Çünkü bir tek bana gül yutturamazlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şuna bak, dumanı nasıl içine çekiyor. Ya işkence bu be. Bu sigara işine de bir çare bulmak lazım ha.
Sen yeni misin? Evet. Kibritin var mı? Var. Ver. Kibritin olduğuna göre sigaran da vardır. Var, buyurun. Ver o sigarayı bana. Utanmıyor musun okulda sigara içmeye? Mahmut Hoca yasak etmedi mi ulan? Eşşol eşek. Utanmadan sigara içiyor. Hadi, hadi. Hocam. Efendim. Biraz dışarı çıkar mısınız? Niye? Biz okulun temizlik koluyuz da hocam. Bütün hocalar hazır bahçedeyken buranın temizliğini bitirelim dedik. Evet. Peki. Ne çabuk yuttu. Hadi çıkar sigaraları, çıkar. Alın bakalım. Oğlan nasıl kızardı değil mi? Nasıl dövdü meşhur eşe. Oh, dünya varmış be. Al. Ulan gidip. 40 yıl düşünsem sigara içilecek en emin yerin öğretmenler odası olacağı aklıma gelmezdi. Ne yapalım oğlum? Başka yerde Mahmut Hoca'dan rahat yok ki. Şimdi artık bizi bütün helalarda arasın dursun bakalım. Niçin burada kapı dibinde oturuyorsun kızım? İçeride temizlik kolu vardı. Ne temizlik kolu? Bilmem. Altı edebiyat öğrencileri temizlik yapacağız dediler de. Anladım. Çocuklar, şimdi kapı açılmalı, Mahmut Hoca içeri girip bizi görmeli. Mahmut Hoca? Evet, ben de Mahmut Hoca diyorum canım. Mahmut Hoca. Biz de sizden bahsediyorduk, çocuklarla. Maşallah, bakıyorum temizlik çabuk bitmiş. Evet, şöyle bir kafasını aldık. Çocuklar, ilk günden azıtmaya başladınız. Ceza vermiyorum. Ama son defa ihtar ediyorum, size okul içinde sigara içirtmem. Buyurun aslanlarım, kahvenizi afiyetle için. Hadi. O bitince şunu da çalsana. Ya nerede bu terliklerim? Allah Allah. Annem gene koymayı unuttu galiba. Allah aşkına bir optoldon versene. Sigara sızıltan başım çatlıyor. Sende fazla askı var mı? Vereyim. Sağ ol. Sakın bana ümit verme. Seveceksen başkasını. O ne o Şaban? Taze yumurta, memleketten getirdim. Kuluçka mı yatacaksın? Yok be! Sabahları içeceğim, kuvvet için. Bayat, bu sahne malı. Günlük ulan, günlük! Teyzemin tavuklarından. Bu pek teyzenin yumurtasına benzemiyor. Amcanın yumurtası olmasın? Bırak sululuğu şimdi be! Güdük, benim halimden ancak sen anlarsın. Ne oldu gene? Şu Semra Hoca var ya. Bayıldım. Şuramda bir şey hop hop etti. Ne olacak benim halim? Aman Şaban merak etme. Gün doğmadan neler doğar. Evet doğar. Şaban Bey, yıldırım aşkı dedikleri bu olmalı. Sınıfa girer girmez vahşi cazibeniz beni büyüledi. Bütün gece rüyamdan çıkmadınız. Çabuk ol Necmi, zarf mühür hazır. Az kaldı patlama. Aldığım paradan utanıyorum. İhtiyarlık, gözlerimin iyi görememesi, talebelerime yeterince faydalı olamıyorum. Bakıyorum erkencisiniz bu sabah, günaydın. Günaydın efendim. Günaydın Mahmut Hoca, kızımla dertleşiyorduk da. Sadece tekahütlükten aldığım maaş yetmiyor. Oğlum üniversite son sınıfta. Eli ekmek tutuncaya kadar çalışmam lazım. Çok iyi anlıyorum. Babam da aynı zorluklarla okuttu bizi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı. Baban çalışıyor mu hala? Sizlere ömür. Ya. Keyifler nasıl? Sağ olun, hamdolsun.
Oo, bizimki gelmiş de kestiriyor ya bile. Günaydın, sabah kahveleriniz geldi. Buyurun. Buyurun. Nasılsın Hafize? Sağ ol, sağ ol. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Sen de al bari. Yusuf'un galibim. Dilaver, bak lan şurası yatmıyor bak. Yatar canım. Çok güzel olmak istiyorum. Niye lan Şaban? Kimseye söylemeyeceğine yemin et. Namussuzum söyleme. Ölünü öpeyim de. Ölünü öpeyim. Semra Hoca için sisleniyorum. Senin namussuz. Şaban, mektubun var. Al. Allah Allah, ver bakayım. Çekilin de okuyayım. Sevgilim, dün sınıfa girerken... Yedi inek. Yavaş ol. Eğer aşkıma cevap vereceksen, 3 defa inek gibi mü de. Kimse anlamasın diye bu yolu seçtim. Çok iyi etmiş canım. Vahşi erkeğim benim. Nedir o Şaban? Aşk mektubu mu? Yok canım, ufak bir iş mektubu. Bize de okusana. Sizi ilgilendirmez, şahsi bir mesele bu. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Oturun yerlerinize. Oturun yerlerinize diyor kendileri. Öğretmenler odasındaki dünkü davranışınızdan ötürü hepinize teessüf ederim arkadaşlar. Yeni bir öğretmenim. Okulun bazı kurallarını bilmeyebilirim. Ama sizlerin bundan faydalanmamanız gerekirdi. Efendim çok haklısınız. Ayıp ettik. Özür dileriz. Sizlere de çok teessüf ederim. Mü. Ne oluyor Şaban Bey? Mü. Mü? Evet mü. Ciddi olalım lütfen. Konumuz divan edebiyatı. En önemli türlerinden biri de gazeldir. Gazel çok sevilen aşk ve şarap şiiridir. İçinizde gazele örnek vermek isteyen var mı? Var hocam. Evet, buyurun. Buradan bir atlı geçti, yarama bastı geçti, vay vay. Dolana ay dolana, dolana gün dolana, çıkacağım vereyim bana yarim olana. Dolana ay dolana, dolana gün dolana. Hep birlikte verdiğiniz gazel örneğine teşekkür ederim. Ama söylediğiniz gazel değil, uzun havadır. Uzun havanın da dersimizde yeri yoktur. Sevgilim, cevabını hasretle bekler. Ne yazıyorsun lan, aşk mektubu mu? Yok canım, babama yazıyor. Bırak numarayı. Gene hangi kızın kalbini çaldın ha? Bak, bu sırrımı sadece sana söylüyorum. Tamam. Kimseye söyleme. Söyleme. Ölünü öpeyim de. Ölünü öpeyim söylemem. Biz Semra Hoca ile sevişiyoruz. Bu mektup ona. Gidip kutuya atayım. Şaban, ne ulan o? Mektup. Kime? Babama. Ulan inek, bırak numarayı. En yakın arkadaşına da söylemeyecek misin? Bak, bu sırrımı sadece sana söylüyorum. Ölümü öp, kimseye söyleme. Ölünü öpeyim, kimseye söylemem. Biz Semra Hoca'yla sevişiyoruz da, mektup ona. Aşkımız hiçbir zaman solmayacak. Sen benim için öğretmen değil, gül bahçemin koncasısın. Çocuklar!
Ben size ön bahçede top oynanmayacak demedim mi? Hocam o geçen seneydi. Geçen seneki bütün yasaklar bu sene içinde geçerlidir. Hadi bakalım giyinin, hadi hadi. Bu Mahmut Hoca da suyunu çıkarmaya başladı. Ağzımızın tadını iyice kaçırdı yani. Sigara içme, top oynama, iyi be. Beyler, sigara içmek isteyen var mı? Salak mısın be? Mahmut Hoca sigaraları toplamalı mı? Bakın, buna sigara derler. Hem de en alasından. İçecek yer olmadıktan sonra neye yarar ki? Oğlum, helal yasak, tavan arası yasak ama bodrum yasak değil ya. Tabii. Hadi gelin benimle. İyi hoş ama biz bütün sene bu bodrum katında mı sigara içeceğiz? Ne yapalım oğlum, Mahmut Hoca'dan rahat yok ki. Top oynamak yasak, sigara içmek yasak, iyi be. Ne olacaktı, 40 yıllık Mahmut Hoca bizim için huyunu mu değiştirecekti? O 40 yıllık Mahmut Hoca'ysa biz de 40 yıllık ababam sınıfıyız. Peki ama ne yapacağız? Dişimizi göstereceğiz. Nasıl? Nasıl? Yarınki Fener maçına kaçacağız. Veysel Efendi kapıdan bırakır mı? Ya başımızda bir hoca olursa? Hangi hocayı kandırabiliriz ki? Semra Hoca ne güne duruyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Oturun. Oturun diyor kendileri. Bu çelengin işi ne sınıfta? Gitmiyor muyuz hocam? Nereye? Mezarlığa. Ne işimiz var mezarlıkta? Aşk olsun hocam, koskoca edebiyat öğretmeni Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümünü nasıl bilmez? Bugün Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü müydü? Tabii, bizim edebiyat bilgimiz biraz kıttır ama bir tek şeyi çok iyi biliriz. Şairlerin ölüm tarihlerini. Sizden iyi olmasın ama eski edebiyat hocamız bu işlere çok meraklıydı hocam. Ömrümüz mezarlıklarda geçti. Bana başka bir günmüş gibi geliyor. Her neyse, ben gidip Mahmut Bey'e haber vereyim. Hocam, Mahmut Hoca'nın haberi var, çelengi bile kendisi yaptırdı. Peki öyleyse, buyurun gidelim. Kapıyı Veysel Efendi. Hayrola hoca hanım, nereye gidiyorsunuz böyle? Tevfik Fikret'in mezarını ziyaret. Yakınınız mıydı efendim? Başınız sağ olsun. Hayrola Mahmut Bey, hababam sınıfını merasime mi yolladınız? Ne merasimi efendim? Vallahi biraz evvel Semra Hoca önde çıkıp gittiler. Ya. Beni de çok güzel selamladılar, hoşuma gitti. Ama böyle merasimlere kız çocuğu yerine benim gitmem daha muvafık olmaz mı? Biliyorsunuz İstiklal Savaşı'nda... Mahmut Bey. Buyurun Akil Bey. Hababam sınıfı gene yerinde yok galiba. Acaba ben derslerimi karıştırdım? Karıştırmadınız Akil Bey, karıştırmadınız. Şampiyon! Şampiyon! Gelin bakalım koca haytalar, hoş geldiniz. Veysel Efendi, Semra Hoca'yı gördün mü? Görmez olur muyum? Sizden beraber gitti, sonra da ağlayarak döndü. Mahmut Hoca, Mahmut Hoca bizi sordu mu? Yoo. Hadi gidelim. Niçin onlara inandım da gelip size sormadım? Yeter artık kızım, kendini yedin bitirdin. Ne yapayım efendim, affedemiyorum kendimi. Size karşı beni mahcup ettiler. Durma üstünde bunların. Bir de hiçbiri yetmiyormuş gibi gözümün içine baka baka beni de maça davet ettiler. Üzülme kız. Aslında bu yaptıkları bana karşı. Hepsi bir yana, ben nasıl olur da Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümünü unuturum. Şuraya bakın, Mahmut Hoca gene merdivenlerde. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk hocam.
Maç nasıldı? Çok iyiydi hocam. Çok iyiydi. 2-0 galibiz. Affandılar. Semra hocanızı da davet etmişsiniz. Güdük gördün mü bak kıskanmış. İsterseniz haftaya da sizi davet ederiz. Evet. İsterseniz önce bu çirkin davranışınızın cezasını halledelim. Halledelim hocam. Bence bizi bu akşam aç bırakırsınız. Bence de. Öyleyse bu hafta sonu izinsiz. Yaptığınıza karşı biraz hafif bir ceza olmaz mı? Olur mu? Hocam bismillah, ilk haftadan canımızı mı alacaksın? Hayır. Sizlere yaptığınız çocukluğa yakışır bir ceza vereceğim. Yarın bütün okulun önünde küçük çocuklar gibi tek ayak üstünde duracaksınız. Aman hocam. Ne olur rezil etme bizi. Gururumuzu düşünün hocam. Sizler genç öğretmeninizin gururunu düşündünüz mü? Günaydın Mahmut Hoca. Nedir bunların hali böyle? Cezalılar hocam. Böyle ceza mı olurmuş? Böyle sınıfa böyle ceza olur. Şunlara bak maskeler. Mahmut Hoca dedik, bağrımıza bastık, rezil etti bizi. Hastanelere kadar koşar mısınız? Bıraksaydık da ölseydi. Herkes bize bakıyor. Önüne bak ulan ufaklık. Sırtma be, sırtma. Hadi yürü. Şuna bak şuna. Edebiyat öğretmeni olmuş, Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümünü bilmiyor. Bir de bize kasılıyor. Cezasını da biz çekiyoruz. Hayrola Mahmut Bey? Cezalılar efendim. Ha, mükemmel bir ceza. Günaydın. Günaydın dedim. Hocam, nasılsınız? İyiyim. Gözleriniz parlıyor hocam. Anlamadım. Nasıl anlamazsınız? Ha babamı cezalandırdınız ya. Hak ettiğiniz bir cezaydı. Şimdi memnun musunuz bari hocam? Keselim artık bu konuyu. Mahmut hocanın cezasını nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Düşünmedim. Belki de ben olsam başka türlü bir ceza verirdim. Allah sen söyle hocam. Asar mıydın? Keser miydin? Arkadaşlar. Hiç olmazsa sizin elinize can verdik hocam, fena mı? Bir öğretmenle konuştuğunuzu unutmayın. Öğretmenliği amma da meraklıymışsınız. Lütfen yeter. Öğrencilik günlerinizi ne de çabuk unuttunuz hocam. Yeter artık. Yeter. Hepiniz koca adamlar olmuşsunuz. Ama dil öğrenciliği, insanlığı bile öğrenememişsiniz. Öğrencilik günlerimi unutmadım elbette. Ama ben sizler gibi zengin çocuğu değilim. Şerefli bir öğretmenin ufacık geliriyle zorluklar içinde okudum. Üzerime giyecek ikinci bir elbisem bile olmadı. Sizler öğrenciyim deyip zamanınızı haylazlıkla geçirirken ben durmadan çalıştım. Ve ne yazık ki sizler gibi sorumsuz, anlayışsız kişilere öğretmen oldum. Ne kadar zavallısınız ki benim gurur duyduğum şeylerle sizler alay ediyorsunuz. Acıyorum sizlere, acıyorum. Hayrola kızım? Ne oluyor? Artık dayanamayacağım efendim. İstifa ediyorum. Ya, kararın kesin mi? Evet, yapamayacağım. Ya bakayım. Otur şöyle. Otur, otur. Anlat bakalım, ne oldu? Başlangıçta çok güzel duygularla geldim buraya. Ama olanlar bütün güzellikleri sildi, süpürdü. Olmayacak şeyler yaptılar, sesimi çıkarmadım. Alay ettiler, duymamazlıktan geldim. Gururumla oynadılar, sustum. Ama son yaptıkları terbiyesizlik sabrımı taşırdı. Sanırım haklısın. Sen iyi bile dayandın. Biliyor musun? Ben de öğretmenliğimin ikinci gününde istifa etmiştim. Sonra kendi kendime bütün gece düşündüm. Doğru muydu acaba yaptığım? Bir eğitimcinin görevi sadece ders vermek, sonra da karşılaştığı ilk engelde bozguna uğrayıp kaçmak mıdır diye.
hiçbirisi değil. Önemli olan mücadele etmekti. Bütün zorluklarla ve engellerle. Evet, ben böyle düşündüm ve sabaha karşı istifa mektubumu da yırttım attım. Kaçmadım, mücadele ettim. Şimdi yıllar sonra verdiğim bu karardan çok memnunum. Sen ne yapıyorsun bakalım? Kaçıyor musun, yoksa kalıyor musun? Kalıyorum. Her yemekte mercimekle makarna. Zehirleneceğiz be. Mahmut Hoca. Gene ne var? Müdür Bey'e söyleseniz de başka yemek çıkarsa. Olur, söylerim. Vallahi hocam hepimizin bağırsakları bozuldu. Anlıyorum. Neden bu kadar pinto oldu bu sene Müdür Bey hocam? Bilmem. Kendiniz sorsanıza. Hem yemekten daha mühim bir konu var. Sanırım bugün çok kötü bir şeye sebep oluyordunuz. Semra öğretmen istifa etmek istedi. Biz bir şey yapmadık ki hocam. Madem yapmadınız, öğretmenliği bu kadar seven, üstelik çalışmak zorunda olan bir insan niçin istifa etsin? Ne bilelim hocam, belki de okulu beğenmemiştir. Hayır, sizleri. Daha doğrusu davranışlarınızı beğenmedi. Bana bakın, bundan sonra ayağınızı denk alın. Çocuklar, Semra öğretmeni size çiğnetmem. Çekiştirmek gibi olmasın ama arkadaşlar biraz gevşek davranıyorlar. Teşekkür ederim. Biraz gayret etseler kimse kopya çekemez. Bakın bana, 30 yıldır tek bir öğrenciye kopya biraz çektirmedim. Bilmez olur muyum efendim? Geçen yıl görmedin mi? Affedersiniz efendim, rahatsız ettim. Hatırlıyor musunuz, bana bir sözünüz vardı. Ne sözü Semra Hanım? Yazılı yoklama yaparsam bana yardım edecektiniz. Aa, elbette. Bu ders yazılı yapmak istiyorum da. Olur kızım, dersin de boş zaten. Sen de böylece nasıl kopya çektirilmez öğrenmiş olursun. Çok teşekkür ederim. Vahşi erkeğim benim. Artık dayanamayacağım Şaban. Gözlerinin içine bakamıyorum. Çocuklar, çocuklar, bana bakın. Bu ne telaş be Hafize Hanım? İşi mi var? Var, var ya. O kız çocuğu edebiyattan yazılı yoklama yapacakmış. Hem de Kül Yutmaz'la beraber. Haber vermesi benden. Dikkat et lan, bir yerini kesme. Tamam mı Güdük, rahat mısın? Çok rahatım. Güdük ne yapıyor sobanın içinde? Soruların cevaplarını sobanın içinde yazacak. Hepimizin kağıdını nasıl yazar? Oğlum, kopya kağıdı kullanacak. İyi ama sobanın içi karanlığı. Bu ne bu? Ha, o mu? Fener. Evet, şimdi anladım. Bana bakın, geliyorlar. Kapat kapağını be, çabuk olsana be, hadi be. Geç yerlerine. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar, kağıt çıkartın, yazılı yoklama yapacağım. Sıraların üstünde başka hiçbir şey bulunmasın. Buyurun. Yazın. 1. Divan şiirinin türleri. 2. Kaside nedir? 3. Leyla ile Mecnun'un ana temasını açıklayın. Kopya çekmeye kalkanın canını yakarım. Bana kül yutturamazsınız. Dikkat! Kimse kıpırdamasın. 5, 4, 3, 2, 1, 0, başla! Semra Hanım, sakın gözünüzü benden ayırmayın, kıpırdama! Sen, önüne bak! Sen, gözünü kağıttan ayırma! Bu adamlara dikkat etmek lazım! Ya bu boy ne benim kağıdıma basıyor? Sus, konuşma! Sağa bakmak yok, sola bakmak yok! Anlaşıldı mı? Dön önüne! Bakın, mum gibi oldular. İşte bu kadar. Ver o kağıdı bana. Buyurun. Bir şey mi var? Yok, hayır. Ya peki. Sen niye yazmıyorsun? Düşünüyorum efendim. Tabii ya. Çalışmazsanız böyle hindi gibi düşünürsünüz. Şşt, durun.
İmkansız Semra Hanım, imkansız. Ben böyle başlarında dolaştıkça kopya çekmeleri imkansız. Ne çabuk yazdın? Demin kağıdın bomboştu. Birden aklıma geldi hocam. Ya öyle mi? Aferin öyleyse. Oo, hoş geldiniz efendim. Buyurun Mahmut Bey. Kolay gelsin. Yazılı yoklama yapıyorduk da... Ses yok! Arkana bakma! Anlaşıldı mı? Dön önüne! Dön diyorum! Yutmam! Yutmam! Bana kül yutturamazsınız! Ferit? Necmi nerede? Hastaydı galiba. Sizden izin almadı mı? Yo. Almadı. Burası... Biraz soğuk değil mi çocuklar? Üşümüyor musunuz? Yo. Hayır hocam. Şu sobayı yakalım mı dersiniz? Çok sıcak hocam, yakmayalım. Yakalım, yakalım. Çık dışarı. Ne yapıyor bu çocuk sobanın içinde Mahmut Bey? Galiba kopya çekiyor. 30 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kopya çeken öğrenci sensin. Tebrik ederim. Bravo. Abi, siz neden her sabah böyle duruyorsunuz? Büyüyünce sen de dursun. Hadi bakayım işine. Çocuklar, okulumuzda müfettiş var. Şimdi Mahmut Hoca'nın tarih dersine girecek. Kendisini çok iyi tanırım. Hep aynı soruları sorar. Sırası bile katiyen değişmez. Soruları çok basittir. Bileceksiniz. Mesela evladım sen. Ben mi? Evet sen. Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür bey. Ne diyor bu? Şaban yalan söylemez müdür bey, ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. Evet. Sulu herifler. Ezberleyin bakayım şunları. İlk halife kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Söyleyin bakayım. Hazreti Ebu Bekir. Hah. İstanbul hangi tarihte fethedildi? 1453. 1453. Vatan bizim neyimiz? Anamız. Anamız. Yükselme devrinin son padişahı kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Ha, Roma'yı kim yaktı? İmparator Neron. İmparator Neron. Ha, tekrarlayın. Hazreti Ebubekir 1453. Anamız Kanuni Sultan Süleyman. İmparator Neron. Tekrarlayın. Hazreti Ebubekir 1453. Anamız Kanuni Sultan Süleyman. İmparator Neron. Güzel. Oh, hoş geldiniz. Çocuklar, Sayın Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun, oturun. Müsaadenizle efendim. Güle güle. Konumuz nedir Mahmut Bey? Yükselme devri. Güzel. Önce ben müsaadenizle çocuklara bir iki soru sorayım. Buyurun sorun. Sen. Ben. Adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne, adın? Ha, adım Hazreti Şaban. Kaç yaşındasın? 1453. Sen kaç yaşındasın? 1453. Roma'yı kim yaktı? Anam. Evladım, senin anan kim? Kanuni Sultan Süleyman. İlk halife kimdir? İmparator Neron. Evet. Çocuğum, karıştırıyorsun. Roma'yı yakan Hazreti Şaban'dır. İlk halife İmparator Neron, yani Padişah Neron Roma'da Hazreti Şaban'la beraber ananı günde 1453 kere kanunen... Affedersiniz Mahmut Bey, ben biraz karıştırdım galiba. Evet efendim, buyurun. Beyler, buna gülle denir. Önce çenenizin altına kıstırıp boyun boşluğuna iyice yerleştireceksiniz. Sol kol ileride, ağırlık arka bacakta. Bütün vücudunuzla iteceksiniz. İşte böyle. Siz oraya gidin. Şunu unutmayın, gülle atılmaz. Bütün vücutla itilir. Hadi başlayın. Kol ileride. Hah, bacağını kır. Yerleştir. Tamam. Tavan at. Sen gel. Hah.
Sen gel. Eşol eşekler. At. Ha, evet. Kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. Kaldır. Ya kalkmıyor diyorum, kaldır diyor. Susun. Kaldır. 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 Daha kaldır. At. Biri ilkokulda, diğeri ortada, öteki lisede. Desene bu gencecik yaşında üç kardeşine hem analık hem de babalık yapıyorsun. Öyle sayılır. Okulla araları nasıl? İyi, çok iyi. Hiç üzmüyorlar beni. Buna da çekiş derler. Şöyle atacaksınız. Dikkat edin, kolay değildir. Sapına iyice yapışın. Var gücünüzle üç defa çevirip fırlatın. Bir, iki, üç, ye! Semra hocaya fiyaka yapıyor gene. Halleş, gösteririm ben şimdi ona. Sıra sende mi? Bende. At bakalım. Bir, iki, üç, dört... Duramıyor! Dursana lan! Dursana lan! Eşola çek! Duramıyor! Dursana lan! Çekil! Dur! Duramıyor! Tabii duramaz! Çünkü vücut kasları güçlü değil. Özellikle karın adalesi. Sıktın mı, çelik gibi olmalı. Bakın böyle. Hop! At şuraya bir yumruk. Hop! Aman hocam, at at! Ama hocaya el kalkmaz ki. Yavrum korkma, bir şey olmaz. Çelik gibidir. Vur sen vur! Hop! Hop! Hadi at. Vuralım bakalım. Kaldırın hocanızı. Öğlene gene mercimekle makarna mı var Afizana? Allah! Kadın gibi! Çekilin başımdan! Zeytinyağlı barbap pekisi! O kadın budu köfte! Çek elini terbiyesiz! Ne olur bir tane alayım! Dokunma! Size değil bunlar! Öğretmenlere! Müfettişe yaranmak için müdür hazırlattı! Yani biz... yemeyecek miyiz? Ne yapayım çocuklar? Ben bunları yemezsem ölürüm. Ölmeyeceksin aslanım. Bunları biz yiyeceğiz. Bir fikrim var. Gelin benimle. Affedersiniz efendim. Bir şey mi var? Size önemli bir şey söyleyeceğiz ama korkuyoruz. Nedir? Arkadaşlar çok çirkin bir oyun hazırladılar. Ne yaptılar? Müdür bey müfettişe özel bir yemek hazırlatmış. Bizim arkadaşlar da içine müsil atmışlar. Müsil mi atmışlar? Kim yaptı bunu? Onu söyleyemeyiz. Size haber verdiğimizde duymasınlar, sonra bizi yaşatmazlar. Peki, teşekkür ederim. Hafize Hanım, Hafize Hanım! Buyurun. Buraya Hababam sınıfından kimse geldi mi? Biraz önce buradaydılar. Kimler? Güdük Necmi, Domdom Ali, Tulum Hayri, Hayta İsmail. Yemeklere yaklaştılar mı? Ellemeye kalktılar, ellerini kırdı. Anlaşıldı. Allah cezalarını versin. Bu yemekler onlar yiyecek. Oh, iyi. İyi mi kötü mü görürsün. Hadi yiyin bakalım. Yiyin şunları diyorum, yoksa çok fena olur. Yiyemeyiz müdür bey. Ya niye? İçinde bir şey mi var? Ondan değil müdür bey. Ya neden? Arkadaşlarımız bakarken boğazımızdan geçmez ki. Öyle tabii. Onlar da yesin. Daha tapizan. Daha. Emredersiniz.
herifi öldüreceğim. Sinirlenme Şaban. Önce şu güzel yemekleri ye. Evet. Yedikten sonra öldüreyim. Geldi. Oturun çocuklar, oturun. Biraz geç kaldım. Şu İstanbul'un vasıta derdi yok mu? Neyse, geçen ders nerede kalmıştık? Düşünmek hocam. Evet, düşünmek. Düşünmek yeryüzünde sadece insana mahsustur. Aristo der ki, insan düşünen bir hayvandır. Şabansa düşünen bir inektir. Ulan senin ananı... Evet. Hayvanlar içgüdüleriyle, insansa aklıyla doğru yolu bulur. Ne oluyor? Günaydın efendim. Günaydın. Kimsin sen? Ben Milli Eğitim Müfettişlerinden Hüseyin Şevki Topuz. Hep aynı şaka. Bıktırdınız artık. Geç yerine. Anlamadım. Sahici müfettiş hocam. Ne müfettişi? Her sene aynı numara. Otur yerine diyorum. Ne söylüyorsunuz? Taşırma sabrımı, yersin tokadı. Bana bakın, kendinize gelin. Ben Milli Eğitim Müfettişi Hüseyin Şevki Topuz. Başlarım senin müfettişliğinden. Terbiyesiz herif, geç otur. Terbiyesiz sensin. Gönlüsün gönlü. Koskoca müfettişe küfredilir mi? Olur mu bu? İnanın çocuklar, gene şaka yaptı sandım. Biliyorsunuz gözlerim... Akil Bey, vekalete şikayet ederse okulu bu kapatırlar. Peki ne yapacağız müdür bey? Vallahi bilmem. Ama bu şartlar altında okulda daha fazla kalmanız doğru değil. Hiç değilse yıl sonuna kadar kalsaydım. Akil Bey, yarına kadar bile kalamazsınız. Üzgünüm. Anlıyorum. Hoşça kal kızım. Güle güle efendim. Ne yapalım, kısmet bu kadarmış. Zaten bu yaşlı halimle öğretmenlik yapmam pek doğru olmuyor. Ne söylüyorsun olmuyor. Sen Akil Bey? Öyle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sizlerden böyle ayrılmak istemezdim ama ne yapayım? Allah'a ısmarladık. Güle güle hocam. Hoşça kalın. Aldırma Akil Bey'i, hoşver. Hadi eyvallah. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle dostum. Allah'a ısmarladık Mahmut güle Bey. Güle güle efendim. Hakkını helal et Hafize. Asıl siz helal edin efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle hocam. Hepiniz çok iyi çocuklarsınız. Arayacağım sizleri. Biz de sizi hocam. Akil hocanızı unutmayın. Ne o, hiç sesiniz çıkmıyor bakıyorum. Canımız sıkılıyor hocam. Niye, bir şey mi oldu? Akil hoca, üzüldük de. Hem sebep olup hem niye üzülüyorsunuz? Biz ne yaptık ki hocam? Her sene yaptığınız müfettiş şakalarınız olmasa bugün böyle davranır mıydı? Haklısınız hocam. Mahmut hoca, bu işi düzeltemez miyiz? Ne yapabilirsiniz ki? Valiye gidelim. Başbakana çıkalım. Cumhurbaşkanına yalvaralım. Aslında bunların hiçbirine gerek yok. Şu andaki Milli Eğitim Bakanı Akil Hoca'nın eski bir öğrencisi. İstese bir telefonla bu işi halleder. Ama Akil Hoca o kadar gururludur ki hiçbir zaman böyle bir şey düşünmez. Ya düşünen birileri olursa hocam? O zaman iş değişir tabii. Mahmut Bey, mahvolduk. Hayrola Müdür Bey? Zaten yüzünü beğenmemiştim giderken. Kimin? Kimin olacak, müfettişin. Şikayet etmiş olmalı. Bakan geliyormuş, bakan. Milli Eğitim Bakanı. Ya. Bu sefer imkanı yok, kurtulamayız. Mutlaka okulu kapatır.
Ama siz şahitsiniz. Akil hocayı derhal kovmadın mı? Kovdunuz ya. Bir şeyler yapmamız lazım. Bitti. Her şey bitti. Durun bakalım, telaşlanmayın. Allah büyüktür. Buyurun sayın bakanım, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bendeniz okulun müdürü Muharrem Gür, muavinimiz Mahmut Bey. Öyle hoş geldiniz efendim. Bir çay daha alır mıydınız efendim? Hayır, teşekkür ederim. Bir parça kek? Bu kadar kafi. Afiyet olsun efendim. Nasıl efendim, okulumuzu beğendiniz mi? İyi, iyi. Çok iyi. Sağ olun efendim. Eksik olmayın. İstanbul'a gelmişken birkaç okulu gezeyim dedim. Ama buraya gelişimin özel bir nedeni var. Nedir efendim? Akil Hoca için geldim. Akil Hoca için mi geldiniz? Evet. Bu okulda öğretmenlik yaptığını duydum. Biliyor musunuz? Ben de öğretmendim. Bana bu kutsal mesleği sevdiren felsefe hocam Akil Bey'dir. Akil Bey mi? Çok yetenekli, çok kıymetli, çok hürmete layık bir öğretmendir. Yalnız kendisini göremiyorum. Bugün mü gelmedi yoksa okuldan mı ayrıldı? Akil Bey! Akil Bey okuldan ayrılır mı hiç efendim? Kendisi en kıymetli öğretmenimizdir. Biraz rahatsız da birkaç gün dinleniyor. Ya, üzüldüm. Konuşmak, elini öpmek isterdim. Neyse, geçmiş olsun deyin. Hürmetlerimi, sevgilerimi söyleyin. Tekrar tekrar ellerinden öperim. Duralım biraz. Nasılsınız çocuklar? Sağ olun efendim. Sanırım istediğiniz oldu. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok büyüksünüz. Sağ olun. Asıl ben size teşekkür ederim. Bana Akil hocama ufak da olsa bir iyilik yapma fırsatını verdiniz. Hoşça kalın. Hadi gidelim. Mersiye ve kasideyi öğrendik. Şimdi biraz aruz vezdine bakalım. Akil hoca. Semra hanım kızım. Hoş geldiniz. Sizi yeniden aramızda görmek çok güzel bir şey. Sağ olasın. Kusura bakma, meşgul ediyorum ama bir iki dakikanı alacağım. Rica ederim efendim. Çocuklarım, yeniden okula dönmemi sizlere borçlu olduğumu söyledi Mahmut Hoca. İnanın hayatımda bu kadar sevindiğimi hatırlamıyorum. Hepiniz birer altın kalp taşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, nerede kalmıştık? Atla! Atla! Hadi! Hay Allah cezanızı versin! Durun! Olmuyor! Olmuyor! Bu hareket böyle yapılır! Gördünüz mü? Herkes geride! Hocam, ne var? Bir şey soracağım. Şu karateciler kiremitleri nasıl kırıyorlar? Çok kolay, çok basit. Siz de kırabilir misiniz? Bilmem, hiç denemedim. Ama kırabilirim. Kırarım. Bir deneyelim mi hocam? Şimdi mi? Getirin bakalım bir iki kiremit. Aklımda kaldığına göre bütün kuvveti bir noktada toplamak lazım. Konsantrasyon meselesi. O ne? Kiremit hocam. Kaç tane? 7 tane hocam. 7 tane çok değil mi? Yoksa kıramaz mısınız?
Bir deneyelim. Şöyle açalım bakalım. Kırılmadı hocam. Elim kırıldı. Çocuklar sululuğu bırakın. Lan güdük, bu sululuğun altından bir çapanoğlu çıkarsa senin ananı, avradını... Oğlum bana da mı güvenin yok? Sana var Ferit. Dur. Bu ne? Sen bugün niye bastın? Güdük. Yoksa ben bir boka mı bastım? Oğlum senin bugün yaş günün değil mi? Evet. Ah canım kardeşlerim. Al. Şaban nice senelere. En kötü günüm böyle olsun. Kusura bakma. Ah canım kardeşlerim, beni ihya ettin. Hadi sana gel. Çaktırma ha. Olur, hadi. Şabancığım. Bu benim hediyem. Sağ olasın Hafize anacığım. Bu da postadan geldi. Allah Allah, kimden acaba? Sevgilinden olmasın? Olabilir. Durun şunu açayım bakayım. Ah canım, Golya göndermiş. Bak Golya. Ulan Şaban, ne güzel şey bu böyle. Güzel seneler. Mutlaka sevgilin göndermiştir. Evet. Bak Golya. Hadi Şaban, mumları da söndür. Pasta yiyelim, pasta. Hadi. Evet. Söndüreyim mi mumları? Tabii, tabii, hadi. Ne oluyor? Ne sesi bu? Buyurun hocam. Bu ne Şaban? Pasta, doğum pasta. Sağ olsun arkadaşlar almışlar. 27 yaşına bastım da müsaadenizle. Anlaşıldı, tebrik ederim. Nice senelere. İyi ama o boynundaki ne? Çok yakın bir tanıdığımın yaş günü hediyesi. Ya. Yalnız bana bir garip hediye gibi geldi, değil mi çocuklar? Şey çanı gibi. Ne çanı gibi hocam? İnek çanı gibi mi? Kesin çocuklar. Teşekkür ederim. Hadi geç yerine. Şaban. Ne? Mahmut Hoca haklı galiba. Bu kız seninle dalga geçiyor. Yok canım. Vallahi öyle. Bu çan kimlere takılır? Evet, ineklere. Anlaşıldı. Şaban, çok fena hakarete uğradın. Uğradın mı? Evet. Evet. Kalleş karı, görür o. Bu aşk burada biter. Tamam mı? Mehmet Akif Sefaat'ı, Müslüman milletlerin birbirine sarılarak bütün olmaları... Ne mi var Şaban Bey? Teessüf ederim, gururumla oynamayacaktın. Anlamadım. Anlarsın. Al mektuplarını, ver mektuplarımı. Ne mektubu Şaban Bey? Solan aşkımızın mektupları. Bu da aşağılık hediyen. Aramızda her şey bitti artık. Yani... bu mektupları size ben mi yazmışım? Yok baba. Kim yaptı bu münasebetsiz şakayı? Size soruyorum. Kim yazdı bunları? Sen yazmadın mı? Sen sus. Eğer bu çirkin mektupları yazan ortaya çıkmazsa çok fena olur. Son defa soruyorum. Kim yazdı bunları? Ben yazdım. Hayır, ben yazdım. Ben yazdım. Bana bak ya, bu mektupları sen yazmadın mı? Oh! Hani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindi? Gene öyle lan. Hani siz bana her türlü şakayı yapardınız da başkası kılıma bile dokunamazdı. Dokunamaz tabii. Ne haber, tokadı yedik ama. Peki bunun hesabını kim soracak?
Biz soracağız. Nasıl? O tokat Şaban'a değil, Hababam sınıfına atıldı. Bunun acısını çıkartalım. Hem de öyle bir çıkartalım ki anlasın Hababam sınıfının ne olduğunu. Şu kravatı bağlasana. Saçlarım nasıl, iyi mi? Münasebetsizlikten soğulurmuş gözün Semra'nın. Ulan Hababam'a el kalkar be. Boş ver, başına geleceği o düşünsün. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor? Neden hepiniz ön sıralara oturuyorsunuz? Size daha yakın olmak istedik. Neden? O tatlı sesinizi arkadan pek duyamıyoruz da. Bırakın münasebetsizliği. Nasıl? Bugün bizi beğendiniz mi? Yakışıklı mıyız? Geçin yerlerinize. Güzelliğinizden bizi mahrum etmeyin. Yakından nefesiniz bize heyecan veriyor. Ya. Geçin yerlerinize dedim. Kağıt kalem çıkarın, yazılı yoklama yapacağım. Bana bakın, hepimiz birden aşk mektubu yazıyoruz. Tamam mı? Tamam oldu. Yazın. Soru 1. Servet-i Fünun şairleri kimlerdir? Soru 2. Milli edebiyat akımları. Soru 3. Mehmet Akif'in eserleri nelerdir? Bunlar aşk mektubu müdür bey, aşk! Anladım kızım, terbiyesizlik etmişler. Yaptıkları terbiyesizliğin çok ötesinde, iğrenç! Doğru kızım ama bu kadar sinirlenme. Geldiğim günden beri yapmadıklarını bırakmadılar. Anlamamazlığa geldim, sustum. Bir arkadaşlarına benim ağzımdan aşk mektupları, yani bunları yazmışlar. Gene de sesimi çıkarmadım. Ama bu sefer hepsi birleşip bana, bir öğretmene aşk mektupları yazdılar. Olur mu? Bir öğretmene aşk mektubu yazılır mı? Çok haklısın kızım. Hiç olur mu böyle terbiyesizlik? Veririz cezalarını. İhtar veririz, tekdir veririz. Ne diyorsun sen müdür bey? Hepsi kovulacak. Deli misin kızım sen? Sonra ben ne yaparım? Zaten işler kesat. Burası ticarethane değil müdür bey. Okul. Okul ama bu okul kaç parayla dönüyor biliyor musunuz? Hepsini biliyorum. Siz de şunu bilin. Ya bu terbiyesizliği yapanların hepsi kovulur, ya da vekalete şikayet edip okulunu kapatırım. Dur yavrum, dur güzel kızım. Mahmut Hoca, Allah aşkına sen de bir şeyler söyle, bir karar ver. Öğrencilerle ilgili çok önemli konularda tek başıma karar vermeyeceğimi size okulun ilk günü söylemiştim. Yani şimdi ben ne yapayım? Disiplin kurulunu toplayın müdür bey. Bu mektupları siz mi yazdınız? Peki ama niçin, niye yaptınız? Ben size öğretmenlerinizle alay etmeyin, onları küçük düşürücü hareketlerde bulunmayın, sonunda sizler için kötü olacak demedim. Yazık değil mi size? Yazık değil mi kaybettiğiniz bunca yıla? Demek size güzel olan hiçbir şey öğretememişiz. Sanırım konuşacak bir şey kalmadı değil mi efendim? Evet efendim. Çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar, işledikleri suç ortada. Yönetmeliğe göre bunun cezası hepsini okuldan uzaklaştırmaktır. Ne yapalım, şeriatın kestiği parmak acımaz. Ama gene de isterseniz son bir defa Semra Hanım'la konuşalım. Ne dersiniz? İyi olur, iyi olur ya. Hafize Hanım, Semra Hoca'yı çağırır mısın? Başüstün efendim. Seni içeriden çağırıyorlar kızım. Peki Hafize Hanım. Kızım, her şey senin dilinin ucunda. Gel vazgeç şu inadından. Büyüklük sende kalsın, affediver evlatlarım. Hafize Ana, ya ben senin kızın olsaydım, sen onları affeder miydin? Buyurun efendim, beni istemişsiniz. Semra Hanım, disiplin kurulu kararını vermeden önce son bir defa sizinle konuşmaya karar verdi. Çocukların işledikleri suçun cezası belli aslında. Ama
Gene de sormak istiyoruz. Okuldan çıkarılmalarında ısrar ediyor musunuz? Benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız Mahmut Hoca? Senin yaptığını yapardım kızım, haklısın. Otur. Çocuklar, sizlere disiplin kurulunun kararını açıklamaya geldim. Hepiniz kovuldunuz. Hocam, kovulduğumuzu evdekilere nasıl söyleriz? Onu suçu işlerken düşünseydiniz. Yanlış anladınız. Evdekiler bize inanmaz ki, kaçtık sanırlar. Peki, velilerinize ben bildiririm. Hocam, okuldan ne zaman ayrılacağız? 3 gün sonra. Zaten okul ara tatile giriyor. Son defa karnelerinizi alır gidersiniz. Sayın hocalarımız, sevgili arkadaşlar. Bu gece kendimize küçük bir eğlence hazırladık. Siz de beğenirsiniz inşallah. Biz 6 Edebiyat A. Yani sizlerin koyduğu isimle Hababam sınıfı yarın okulumuza veda ediyoruz. Okuldan ayrılmak acı bir şey ama biz Hababam gibi geldik, Hababam gibi gitmek istiyoruz. Gerek öğrenci kardeşlerimize, gerekse sevgili hocalarımıza şimdiye kadar ne kusur ettikse affola. Karşınızda gecenin ilk sürprizi. İnek Şaban ve Hafize Hanım. Süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Şimdi de huzurlarınızda Hababam Vokal Grubu. Müzik
okullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Pek çok okullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Böyle hoca istemem, istesem de istemem. Böyle hoca istemem, istesem de istemem. Şaka yapalım dedik, işleri bombok ettik. Şaka yapalım dedik, işleri bombok ettik. Ah babam, vah babam, apı yuttu ah babam. Ah babam, vah babam, apı yuttu ah babam. Ağır, 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 ağır. Babam!
Şimdi boku yedik. Annem. Eyvah, babam geliyor. Hoş geldin baba. Nereye öpeyim? Ne oldu, niye geldin? Ne bileyim ben, çağırdılar geldim işte. Bir şey yapmadın da niye bu telgraf geldi? İşimi gücümü bıraktım, bunca yolu niye teptim de geldim? Ne bileyim be anne. Hadi. Mahmut Hoca'ya sor. Sus, sus. Muhakkak bir halt karıştırmışsındır. Söyle bakayım, ne yaptın? Okuldan mı kaçtın, yoksa daha kötü bir şey mi yaptın? Hoş geldiniz efendim. Ben bu okulun müdür muaviniyim. Arkadaşım da edebiyat öğretmenimiz Semra Hanım. Kusura bakmayın, bir toplantı salonumuz olmadığı için sizleri buraya aldık. Ama bu sınıfın bir özelliği var. Çocuklarınız senelerdir bu sıralarda oturdu. Sanırım sizler de ilk kez bu vesileyle görmüş oluyorsunuz. Yanılıyor muyum yoksa? Çok doğru söyledin muavin bey. Okulun yerini bile zor bulabildik. Ben de zor buldum. Ben bir kere gelmiştim. Ne zaman? Sanırım 10-12 sene evvel oğlanı ortaokula kaydettirmek için gelmiştim. Anlıyorum. Herhalde sizleri neden çağırdığımı merak ediyorsunuzdur. Bunca işiniz arasında sizi çağrışımın iki nedeni var. Bugün çocukların karnelerini dağıtıyoruz. Notlarından da anlayacaksınız, çocuklarınızın hepsi maalesef çok zayıf. Tabii bunda çalışmamalarının, haylazlıklarının rolü büyük. Ama şu da bir gerçek, burası da pek mükemmel bir okul değil. Bizler de mükemmel birer eğitimci değiliz. Belki de kendilerine yeterince faydalı olamadık. Ama ya sizler, çocuklarınızın aldığı bu kötü sonuçta sizlerin hiç mi sorumluluk payınız yok? Şimdiye kadar yeterince ilgilendiniz mi onlarla? Siz ne diyorsunuz efendim? İlgilenmek ne demek? Saçımı süpürge ettim. Tabii ya, daha ne yapaydım? Kazık kadar herif bu yaşa gelmiş, acaba okur mu ümidiyle ta İstanbullara, özel okullara yolladım. Avuç dolusu paralar harcadım. Arkadaşları üniversiteyi bitirdi. Bizimki hala lise sıralarında sürünüyor. Gene de elbise ister yaparız. Hem de en alasından, para ister yollarız. Bir dediğin iki etmeyiz. Benim oğlan bu oyuna sınıfta kalır durur. Bugüne kadar daha bir fiske vurmadım. Ben döverim. Hem de çok döverim. Ama severim de. Ne de olsa evlat. Biliyorum. Tabii hepiniz çocuklarınızı seversiniz. Ama benim söylemek istediğim bu değildi. Şöyle geriye bakıp bir düşünün. Ta ilkokul sıralarından beri acaba çocuklarınızın eğitimiyle ne kadar ilgilendiniz? Onlarla arkadaş olup onları anlamaya, dertlerine, sorunlarına ortak ve yardımcı olmaya çalıştınız mı? Gerek öğretmenlerine, gerekse ana babalarına, yani sizlere, hatta memleketlerine faydalı birer insan olarak yetişmeleri için ne yaptınız? Görev ve sorumluluklarını kendilerine hatırlattınız mı? Bir çocuk eline çanta verip okula yollamakla, cebine 3-5 kuruş para koyup okul köşesine atılmakla eğitilmez. Daha doğrusu ana babanın görevi burada bitmez. Bu yüzden benim kanımca tembel çocuk, hatalı çocuk, suçlu çocuk yoktur. Hatalı ve hatta suçlu ana baba vardır. O yüzden de bu karneleri çocuklarınıza değil, gerçek sahipleri olan sizlere vermeyi daha uygun buldum. İçindeki notlar sadece onların ders notları değil, bir anlamda sizlerin de analık babalık görevlerinize verilmiş olan notlardır. Karnelerinizi dağıtmadan önce çok önemli bir meselemiz daha var. Çocuklarınız büyük bir suç işlediler. Bu suçun ve cezasının ne olduğunu size arkadaşımız bildirecek. Evet kızım. Onların hiçbir suçu yok. Ne oldu içeride baba? Ne olacak oğlum? Hocanla konuştuk. Bir de karne verdiler. Peki başka bir şey olmadı mı baba? Daha ne olsun? Yani ceza falan? Yok be oğlum. Bir sürü nasihat dinledik. Hem düşünüyorum da hocanız çok haklı. Yıllardır neredeymişim ben? Niye ilgilenmemişim seninle? Aman baba. Öyle öyle.
Ben babalık yapsaydım belki bugün her şey başka türlü olurdu. Her şey. Neyse, çok geç kalmış sayılmayız. Gör bak, bundan sonra nasıl babalık yapacağım sana. Büyük bir öğretmen gibi davrandın kızım. Hakkındaki düşüncelerimde beni yanıltmadığın için çok teşekkür ederim. Sağ ol, ama ben bir şey yapmadım ki. Sadece sizin gibi davranmaya çalıştım. Semra Hoca, bu gülleri size Hababam sınıfı yolladı. Çok teşekkür ediyorlar. Mahmut Hoca... Gene ne var? Size veda etmeye geldik. Okuldan ayrılıyoruz da. Haberiniz yok mu? Semra Hoca sizleri affetti. Var efendim. Biz kendimiz karar verdik ayrılmaya. Niçin? Şey için efendim. İlk günden beri Semra Hoca'ya karşı çok yanlış, çok çirkin davrandık. Bütün olanlara rağmen o bizi affetme büyüklüğünü göstermiş. Yaptıklarına bir karşılık verelim dedik. Semra Hoca aslında teker teker bizleri affetti. Ama Hababam sınıfını değil. Onun için ona verilecek en iyi ödülün Hababam sınıfını ortadan kaldırmak olduğunu düşündük. İşte bu yüzden gidiyoruz. Desenize Hababam sınıfı intihar ediyor. Evet hocam. Kapıyı versin efendi. Ya açıyormuşum. Niyesi var mı? Okuldan ayrılıyoruz. Siz onu benim külahıma anlatın, açmam. Yapma Veysel efendi, vallahi gidiyoruz. Hadi oradan. Okuldan kaçmak için şimdi de bu numarayı mı buldunuz? Peki biz nasıl çıkacağız dışarı? Bilmem. Gidin Mahmut Hoca'dan izin kağıdı getirin. Anlaşıldı. Gidip alalım şu kağıtları. Zil çaldı. Duymadınız mı? Gene geç kaldınız. Hadi sınıfınıza.